Kadran adamı. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir VRC Generations bölümünde sizlerleyim. Şimdi bu oyunu 4-5 gündür, günde 1-2 saat olmak üzere oynamaya başladım ve arkadaşlar gerçekten çok keyifli. Yani sürüş dinamikleri benim çok hoşuma gitti. Gerçekçilik konusunda tabii ki de bir Forza'dan sonra çok daha farklı oluyor arkadaşlar. Elbette Assetto Corsa Competition veya işte bir iRacing veya Automobilista veya R-Factor gibi oyunlarla tabii ki de kıyaslamıyorum ama yani beni yeterli düzeyde eğlendirecek gerçekçiliğe sahip ve tabii kullana kullana da tecrübe kazanmaya başlıyorum. Hani 4 Rally 2.0'ı Xbox üzerinden direksiyonla oynamıştım. Evet ama çok kısa bir süre oynadım arkadaşlar. Çok fazla oynamadım. Yani bu tarz oyunlarda aslında en büyük tecrübem diyebilirim şu oyun için. Ve oyunda lig modu var arkadaşlar. Lig modunda da bir rank sistemi var. Rank'te de aslında hani nasıl söyleyeyim, hafiften bir Valorant gibi işte amatör, junior, rookie, professional, champion, legend olarak geçiyor ve amatörden sonraki tüm ranklerde üçer üçer geçiyor. Yani işte junior 3, 2, 1, işte rookie 1, 2, 3 falan şeklinde ilerliyor. Ve ama siz bunları hani tamamen normal bir kompetitif oyundaki gibi değil de bir yandan da günlük 2 tane ve haftalık da 1 tane olmak üzere görevleri yaptıkça puanlar kazanıyorsunuz. Ve bu puanlara göre tabii yaptığınız süreye göre kazanıyorsunuz. Sizi bir lige yerleştiriyor. O yerleştirdiği ligde mesela Junior 3 olsun. İşte birkaç tane farklı lig alıyor ama her ligde 30 kişi oluyor solo oynarken. Takımca da buna girilebiliyor. Yani kabaca özetlemek gerekirse bu şekilde. Şimdi ben de 4 gündür oynadığım için tabii Pazar, Salı, Çarşamba gününün puanları hesaba gelmedi. O yüzden her haftada bir rank güncellemesi oluyor ama biz bunu tabii alamamış olduk. Ben hala şu an amatördeyim. Yükseleceğim gösteriyordu ama yükseltmedi. Şimdi bütün haftayı yaptıktan sonra muhtemelen değiştirecek. Ve sezon başlarında yaklaşık 11 hafta sürüyor. Sezon başlarında özel bir hani direkt ranking olarak arkadaşlar belli yarışlar yapıyorsunuz. O yarışlar aslında en önemli rankleri belirleyen yarışlar. Sonrakilerde ufak tefek değişiyor anladığım kadarıyla. Bugün de İsveç rallisi Bratby'yi yapacağız arkadaşlar. Altımızda Hyundai i20N var ve bununla abi çıkacağız, yardıracağız. Elimizden ne gelirse 4-5 günlük tecrübeyle ve gamepad'le onu yapacağız. Bu oyunda gerçekten eğer direksiyon yoksa arkadaşlar bir yandan konsantre olurken bir yanda konuşup sohbet etmem çok zor olduğu için size farklı bir görsel şölen hazırlamak istedim elimden geldiğince. Arabanın aynı anda birkaç farklı açıdan görünümüyle sizi yarışla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler, yarış sonrası görüşürüz. Thank you.
Evet arkadaşlar, inanın hatalarımın çoğunu biliyorum ama iş uygulamaya gelince tecrübe eksikliğinden dolayı 4-5 günlük verdiği tecrübeden dolayı maalesef uygulayamayabiliyorum. Daha fazla dıştan içe virajlara daha erken başlamam lazım, daha süratle gitmem lazım ama işin içinde kaza da var ve kaza yapmak istemiyorum. Çünkü özellikle takla atıp sağlam bir kaza yaparsanız hem çok süre kaybediyorsunuz hem de 5 saniyede ceza veriyor üzerine. O yüzden ben mümkün olduğunca elimden gelen en iyi şekilde temiz bitirmeye çalışıyorum. Tabii bunları yapa yapa hızlanacağız. Bunları yapa yapa iyileşeceğiz. Şu ana kadar mesela şu an akşama kadar tabii çok daha geceliğin çok daha fazla kişi girmiş oluyor ama şu gördüğümüz Rally Sweden'ı günlük görevi 132 kişi yapmış. Onların içerisinde 25.yim. Yani bu 700'lere 800'lere çıkınca yine 150'lere falan çıkabilirim. Gerçi pazar günkü yarışta kaç kişiydi? 1200 kişiden mi 1000 kişiden mi ne 100. olmuştum Estonya Rally'sinde. Yapa yapa daha hızlanacağız. Hele direksiyona geçince daha da zevkli olacak bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.